Hepinize yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben hazırlandım. Sabahın köründe kalktım. Şu an saat 10.30. İşte 9.30 civarı kalktım. Annem uyandırdı beni. Birazdan Salihli'ye yola çıkacağım çünkü. Ares'i indirdim. Kahvaltımı yaptım. Yani kahvaltı derken atıştırmalık bir şeyler yedim. Çünkü Salihli'de annemlerle birlikte yiyeceğiz. Kahvaltıya gidiyorum yani. Dün gece bütün her şeyimi hazırladım. Kıyafetlerimi, çantamı, makyajlarımı. Hiçbir şey unutmamam lazım çünkü. Bugün kına gecesi var. Gözde'yi biliyor musunuz? Bilmiyorum ama sanırım kardeşimin vloglarında görmüşsünüzdür. Kuzen oluyoruz uzaktan böyle. Onun kına gecesine gideceğiz bugün. Babamlar da öğlen 1 gibi falan kalkıyorlar. Ben de anca buradan otogara falan gideceğim. Oradan otobüse bineceğim. Çünkü Hüseyin gelmiyor arkadaşlar. Evet, onu söylemeyi unuttum. Bugün çarşamba, kına gecesi bugün. Perşembe de düğünü var yarın. O yüzden gelemiyor. Hafta içi olduğu için, çalıştığı için ben otobüste gideceğim. Hüseyin yok yani. Bu vlogumda yok. Haberiniz olsun. Üzerime de böyle beyaz bir tişört giydim. Altıma da şort giydim. Şunu arkadaşlar, biliyorsunuzdur belki vloglarımda görmüşsünüzdür. Elbise olarak da iki tane elbise koydum. Şimdi eve gidince zaten göstereceğim. Salih'te de elbisem var. Kardeşim almış onu da bana, sağ olsun. Ama olmazsa, etmezse, bedeni uymazsa diye hiç denemedim. Çünkü bilmiyorum. Salih'e sipariş vermiş. Geçen biz Salih'e gittiğimizde ben orada kalırım falan diye düşünmüş arkadaşlar, sürpriz yapmak için. Sonradan konuşunca işte ben geri döneceğim falan deyince orada kaldı. Yani elbise şu an Salihli'de, anlayacağınız. Ben de geri dönmüş bulundum buraya. O elbise olur mu olmaz mı gibisinden ben yine de yanıma yedek bir elbise koydum. Kardeşimin siyah bir elbisesi daha vardı. Hep kardeşimden giyiniyorum. İyi ki var. Çünkü elbiselerini götürmemiş arkadaşlar. Ne yapayım yani, şimdi Görece'ye gittiğimde siyah bir elbise vardı. Hatta bir vlogumda giymiştim hatırlıyorsanız. O gün giydiğim siyah elbiseyi koydum. Bir de ekstradan birkaç elbise daha koydum yanıma. Ne olur ne olmaz diye. Her şeyim hazır. Makyajımı bu şekilde yaptım. Hızlı hızlı yaptım. Sabah köründe nasıl yaptığımı da bilmiyorum valla. Bir an böyle hemen her şey sürüverdi. Çünkü makyaj çantamı da hazırladım ya. Karıştı böyle hepsi, üst üste bindi. Onu da hemen çantama koydum. Şimdi son aşamaları yapacağım. İşte etrafta kablo malbo var mı bakacağım. Ares çünkü evde yalnız da biliyorsunuz. Akşam Hüseyin gelince de artık Ares'le o ilgilenecek. Tırnaklarımı yeniledim bu arada. Onları da göstereyim. Çünkü buna uygun bir elbise giyeceğim. Düğün günü sanırım. Bugün ne giyeceğimi vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Salihli'ye gidince belli olacak annemle. İkimiz hazırlanacağız falan. Ay, kolum ağrıdı bu arada. Kolumu değiştirdim. Çok ağrıyor. Her yerim ağrıyor arkadaşlar. İlk 3 gündür falan yürüyüş yapıyoruz biz bu arada. Böyle et kesmiş her yerim. Neyse. O zaman hadi çıkalım mı? Gidelim bir an önce. Şöyle size eşyalarımı da göstereyim. Şu tripodum arkadaşlar. Şunda da işte makyaj çantam falan var. Kıyafetlerim var. Her şeyi buna doldurdum. Bütün parfümleri falan. Bunun içinde de işte dibinde ayakkabı var. Üstüne böyle düzleştirici koydum. Birkaç bir şey daha var. Yüküm ve ben çıkıyoruz. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Sabahın köründe de olmaz yani. Ama sıcak yani. Şu an gerçekten piştim. Vallahi sırtımdaki yük o kadar ağır ki şu an. Beni benden alıyor. Böyle hızlı hızlı bir an önce varayım. Gideyim güzelce bir kahvaltı yapayım. Otogara geldim arkadaşlar. Biletimi de aldım şimdi. Bilet fiyatları artmış bir tabii, gelen zamlara göre o da artacak. Ben öncesinde ne zaman gittim hatırlayamıyorum ama otobüste yani en son. O zaman sanırım gittiğimde 30 lira falandı. Şu an 70 lira olmuş. İşler acısı bir durum. 1,5 saatlik yol. Buradan Salihli'ye çok yakın yani. Öyle çok uzak bir yerde değil. Şimdi az önce de boyoz aldım şöyle. Bir 6 tane falan var içinde. Annem çok seviyor. 35-40 dakika var arkadaşlar otobüsün kalkmasına. Burada bekleyeceğim biraz. Bir saatte bir falan kalkıyor herhalde. Bilmiyorum da yarım saatte bir de kalkıyor olabilir. Bir öncekini kaçırdım işte. Şimdi buna bineceğim. Şurada otobüsüm. Salihli Güven. Evet. Çok yoruldum ya. Omuzlarım ağrıdı arkadaşlar. Çantayı taşıyana kadar canım çıktı. Cuma gün döneceğim ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi böyle uyku çöktü. Böyle bir ağırlık çöktü bana da. Burada biraz dinleneyim. Artık Salihli'de size açarım. Güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Çok açım şu an. Sadece bir dilim ekmek yiyip çıktım arkadaşlar. Üstüne avokado sürdüm böyle. Boyozlardan gözüm ısırıyor şu an. Yesem mi yemesem mi diye. Ama yemeyeceğim. Annemlerle yiyeceğim. Patatesli yumurta yapacak.
en sevdiğim, kahvaltının en sevdiğim yiyeceğidir. Ben geldim arkadaşlar. Garaj arkamda şu an. İndim. İnince hemen size açtım. Hava çok güzel burada ya. İzmir gibi şu an. Annem geliyor. Karşılayacakmış beni. Yürüyüş yapmak için. Onlar her gün böyle neredeyse bayağı bir yürüyorlar babamla. Geleyim falan dedi. Ben de dedim hiç gerek yok aslında. Hani sıcakta gelmene. Ben otobüse binip gidecektim normalde. Aman da aman kimler gelmiş. Hoş bulduk canım benim. Ne haber? Özledim. Canım, ben de. Annesinin kaymağı. Yerim seni. Hadi ver bakalım çantalardan. Ay, çantalarım. Evet. O var. Bir de bu poşet var. Sadece tamam. Bu kadar. Sırt çantasında ben taşıyorum. Al bakalım sana neler topladım. Ana dut toplamış. Beyaz dut. Dut topladım sana. Bugün de dut konuş dedik Gamze ile. Ya. Buna kısmetmiş bak. Ya. Ya. Ye. Senin için şuradan kopardım. Canım benim. Her zaman yiyoruz baban da. Yürüyüşe çıkıyoruz ya. Evet. Biz çok yiyoruz. Oo, çok güzel mi lan tadı? Tadı çok güzel değil mi? Hmm. Yiyelim geçim. Yiyelim. Sana koparım. Tatlıymış he. Canım canısı. Bir şey değil canısı. Ye. Afiyet olsun. Teşekkür ettim. Ne yapıyorsun bakalım? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi miyeli? Kaç gün oldu görüşmeyeli ya? Vallahi bilmiyorum. 10 gün oldu mu? 10 gün oldu mu? 10 gün önce mi bizdeydiniz? Valla. Geçen hafta işte ya. İşte, yok lan ne 10 günü? Oldu. Bir hafta işte ya. 10 gün. Oldu. O gün konuştuğumuzda ne demiştin? Anne hani bir şey dedik de sen dedin ya daha 10 gün var anne ya yok ya falan dedin. He doğru tamam. Doğru tamam. Ya normalde. Ne dedim 10 gün var sende. Evet evet Salih'de kalalım dedik normalde. Hüseyin falan da dedi. Hmm. Kalacaksan kal aşkım 10 gün falan aynen, dedi. 10 gün evet. Çok uzun bir süre yani bence. Evet. Hani kalmak istiyorsan kal aynen. Dedi o bana. Heh. Ben de dedim daha 10 gün var. Oradan hatırlamak oradan kopardım anneciğim. Burada dut ağaçları var. Oh, baksana siyah tut aslında ama yerler dökülmüş. Evet şu gerçekten çok var. Evde servis tabaklarını falan hazırladım. Ne? Kıyamam. Her şeyi hazırladım. Ben de dedim birlikte hazırlarız. Hani sen çıkacağım dedin ya. Babam da kalkmış annem çıkarken. Bakalım gidince hemen kahvaltı yapacağız arkadaşlar. İçersen soğuk su var. Soğuk su mu? He. İçebilirim. Bu arada çok güzel olmuş vallahi makyajın. Teşekkür ya, ederim. Harika mısın valla. Sağ ol canısı. Bir şey değil sen de. Aris ağladı mı arkanda? Aris mi? Üzüldü tabii. Üzülmüştür anlamıştır. Benim hazırlandığımı anlıyor. Hissediyor mu? Hissediyor. Kesinlikle. Olsun. Sen de şapka ve gözlükle çok ciks olmuşsun. Evet biraz öyle olmuş. Evet. Rapçiler gibi. Ay valla ne top yapayım. Olmuş. Çok güzel olmuşsun. Ve evdeyiz arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya oturacağız. Ama öncesinde tabii ki de patatesimizi soyacağız. Burada yumurta var. Güzel bir soframız var şu an. Evet. Şöyle göstereyim. Domates, salatalık. Bak her şey 3000 kaç adım atmışız? 3396. Oo süper. Çak. Çünkü annem kalktığı gibi. Evet. Yok sen yine aşağıya falan indin. Merdiven kullandın. Ben tabii canım. O da doğru. Ama yine 3000 adımı yoldadır. Tabii mi? Tabii aynen aynen. Aslında sen böyle her gün garaja gidip garajdan gelsen 6000 adım atmış oluyor. Evet. Otomatikman güzel aslında. Doğru söylüyorum valla. Evet. Ay ne güzel. Çok güzel değil mi? Ben de şunları sayayım bari. Evet bari. Bari bari. Yine esiyor aslında da. Esiyor esmesine de. Sıcak sıcak. Yağmur sıcağı bence. Akşama yağmur yağıyormuş gözlerimin önünde. Benim kına gecemin olduğu yerde. Hı hı. Onun kına öyle diyebiliyorum. Bakacağız şimdi davetiye. Bakacağız yine detaylı bakalım. Yanlış gidiyorum. Bir de yanlış gidiyoruz. Ay düşünsene. Düşünsene başkasının düğününe gidiyoruz. Valla. Yeter mi anne hiç patates? Yeter yeter. Boyoz da var zaten. Domates, salatalık işte. Allah ne verdiyse. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Zeytinyağını, tuzunu kattık mı bitiyor. Bitiyordu. Çok güzel oldu. Evet. Senin bu elbisen de çok güzel anne. Ya sağ ol canım. Evet ben çok yakıştırıyorum sana. Teşekkür ederim. Babacığım. Hadi gel kahvaltı hazır. Geliyor. Geliyor. Oo, hoş geldin, hoş geldin. Sen de hoş geldin, sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Baba evinde kahvaltı ha? Evet. Daha bol şeker olsun. Sağ ol canım benim. Geçenki gibi yaptık ya, aynı o geldi. Aynı. Zaten çok uzun bir süre geçmedi, 10 gün geçti. Evet. 10 gün geçti canım. Aynen, aynen. Hadi buyurun bakalım. Hadi boyuz bakalım. Almış. Boyoz da aldım. Güzel bir kahvaltı yapalım. A few moments later. Ne yedik be? Evet, çok yedik.
Güzel idik ama. Çok güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun canım benim. Şimdi çay içiyoruz. Birazdan da kahve içeceğiz. Ben de böyle bir salak oldum ya. Otobüste uyudum kalktım, uyudum kalktım böyle. Sen bence ondan oldun. Bir kahve içsem sanki kendime gelecekmişim gibi. Ben kostüm değiştirdim arkadaşlar. Bu elbiseyi giydim. Az önce gördüler ya. Ha pardon pardon pardon. Pardon. Oh. Yerim seni. Kedilerimiz var ya, kedileri seviyor. Ay. Buraya gelip duruyorlar böyle gel. Yanımızda. Bak geliyorlar, gel. Gel. Adını koyalım, adı ne olsun? Rico. 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 Rico değil Rico. Ya, başka bir şey. Ay. Mia. Rocco. Kokoreç. Kokoreç. Kokoreç, gel. Kokoreç. Kokustan, da burada. Gel. Ya bırakın, kaçtın. Ya kaçırdın işte. Gel. Biri de orada yatıyor. Bak. Tipe pamuk, bakın. Pamuk sen gel. Pamuk. Gel hadi gel, sevelim seni. Gelmeyecekler. Az önce bu odadan çıkmamışlardı. Gel sen gel. Pamuk gel. Hangimiz gelecek? Aha yiyor. Ana sevdi mi? Sevdi, baksana yiyecek. Kahvemizi yaptık. Şimdi kahve keyfi. Annem de çikolatalar evet. Getirdi böyle. Üf. Sen ne yapıyorsun Yasu? Kilo alacağız, kilo. Aman boşver. Bizi bir yanım beğenmiş. Kim beğendi seni, bu mu? Kocacığım evet. Aşkım beğendi. Bu. Evet, bu şahıs. Ben evlendiğimde 40 kiloydum, 40 kilo. Çocuk gibi kucağında taşıyordu, böyle oplatıyordu beni. Şimdi? Ayağında bile salladı beni. Şimdi taşısana baba. Kucağına bakayım, kucağına. Deli var. Deli ağrır lan, yapma. Deli var. Kıyamam ya. Boynum nasıl oldu aşkım? Geçme videoları. Benim de boynum ağrıyor baba, ikimiz aynı dertten muzdaripiz. Sen de akşam olayım ben bir güzel şöyle. Of vallahi çok iyi olur ha. Kıyamam ya. Akşam da büyük sürecek. Ana unuttuk onu ya. Ay çok ağrıyor değil mi? Güzel olmuş kahveler. Evet çok güzel geldi. Kahvenin kokusu da güzel. Nereden aldınız? Değişik bir yerden almışsınız. Doygar kasabında. Hayır İzmir kasabı. Hayır Yeşilova kasabı. Bizim bu esprimizdir bu bizim. Küçüklükten gelme. Bizi hep kandırıyordu babam. Nereden aldın diyorduk. Yeşilova kasabından diyordu. Kasabın et satılan yer olduğunu unuttuyduk bir ara. Harbiden nereden aldın? Kahve satılan bir yerden aldım. Kahve satılan bir yer. Şarküteri falan. Peynirci. Yeşilova kasabı. Ay çok. Geldim yine espri babamla. Evet. Şunun tadını da merak ettim. Bunun markası da farklıydı. İkisinden mi? Neye yazdın? Ama hiçbir şey ülke ve etinin yerini tutamaz. Bir de bunu ye ülkem bak bu. Ya benim o. Benim o. Kimseye vermem benim o. Bana diyorlar ki anneni daha çok kimseye göster. Kimseye vermem benim o. Benim o. Beni öldürecek arkadaşlar. Böyleyiz işte biz. Ama arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bana güzel yorumlar yazıyorsunuz. Evet. Benim o. Her zaman iyi ki varsınız. Ya bir şey benim o. Babam orada kaldı da. Siz birbirinizsiniz. Bir dakika. Siz birbiriniz için yaratılmışız. Öyle bir şey kuramadım şu an. Boş ver. Annen olmadan çarşıya çıkmam. Gezmeye çıkmam. Olsun hiçbir aktiviteye katılmam. En güzeli. Evden çıkıyorsam gezmeye, bir yerlere, yürüyüşe, spora, ıvıra bir yere, markete, pazara gidiyorsam annen yanımda olması şart. Ne güzel işte bak, birlik, beraberlik içinde yapıyorsunuz. O olmadı mı huzursuz oluyor. Kahve alışkanlığım zaten yok. Böyle yok. Tabii. Kötü yerlere gitme alışkanlığım zaten yok. Çıkıyoruz beraber spor yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, markete gidiyoruz. En güzeli. Fırına gidiyoruz. Evet. Akşamleyin eve geliyoruz. Yemeğimizi beraber yiyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Şimdi tek başına kahveye gidip oturup orada saatlerce laf edip. Benim işim olmaz diyor. Vardır yani illaki. Kahveye gidenlere de ben hani... Bir şey de diyemiyorsun. Bir şey demiyorum evet. Da. Kafa dağıtmak için gidiyorlar da. O insanın hani İçinden yaşamındaki gerçek. Saçmalıklarından birisi gibi geliyor bana. Kahvede bir sandalyenin üzerinde otur saatlerce. Çay iç, kahve iç, akşama ondan kadar. Ondan sonra yok oyun oyna, okay, yok oyna. Şey oyna. Ha. İşte sabahtan akşama kadar eşini... İhmal et. Çoluğunu çocuğunu ihmal et. Çalışma hayatını ihmal İyi et. Değil. Bu niye ondan yapıyorsun? Sonra ben mutlu bir aileyim. Ben mutlu ailesin. Sen kendine mutlusun. Aynen öyle. Kesinlikle. Biz beraber annenle canımız sıkıldım. Dışarı çıkıyoruz. Gezmeye gidiyoruz mesela. Dondurmamızı yiyoruz. Gittiğimiz yerde dondurmamızı beraber yiyoruz. Kahvemizi beraber içiyoruz. Çayımızı beraber içiyoruz. Haftanın bazı belirli şeylerinde mesela o kendi arkadaşlarını ziyaret etmek istiyor.
Ben diyor Yaşar diyor gidiyorum. Ona gönderdiğim zaman da ben de sanayiye gidiyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Sonuç olarak haftanın 7 gününün 5 günü hani hep beraberiz. Ya olması insan kendine de kendine de zaman ayırmalı insan. Tabii o canım. Ayrı bir şey. Hüseyin mesela gidiyor bazen. Git diyorum ben hani sorun tabii değil. Tabii canım o yani. Yalnız kalmaz yani bir erkek de kadın da kendi arkadaş çevresi var sonuçta. Tabii. Görüşeceği insanlar var. Şimdi bazen insanlar yalnız kalıyor ya. Hı hı. İnsanlar yalnız kaldığında yalnız kalmıyor. Kendisiyle yalnız kalıyor kendisiyle ve... Kendisiyle muhabbet ediyor. Aynen. İnsan kendi kendinden dertleşmesi, kendi şeylerine, problemlerine çare evet. araması kadar güzel de bir şey yok. Burada gidip birilerine muhabbet ederek, onları yanlış yönlendirerek, onlarla yanlış sohbetler yaparaktan, onları sıkaraktan yapacağı hataları... İnsan parka gidersin, oturursun, orada şöyle bir hayatını gözden geçirirsin. Dersin ki ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, eğri mi yapıyorum? Kesinlikle. Nelerde hata yapıyorum? Bu insanların çevresindeki arkadaşlarına da olabilir, eşine de olabilir, çocuklarına da olabilir, oğluna da, kızına da, her şeyde. İnsanın bazen hani kendi başına yalnız kalıp kendi kendinden dertleşmesi güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ben çevremde herkese söylüyorum zaten hani bu bir gerçek. İnsanların psikoloğa gitmesine gerek yok. Ben gerek yok. Bir insan hatalarını kabul edebilen bir yapısı varsa zaten psikoloğa ihtiyacı yoktur. Ben çevremde arkadaşlarıma da diyorum, eşime de diyorum. Sizlere de diyorum, evlatlarıma da, herkese söylüyorum mesela. Ben ister istemez bir hata yapıyorsam zaten bu hatayı bilerek yapmıyorumdur. Bilincinde değilimdir ama hata yaptığımı gördünüz, beni uyarırsanız ben bu hatanın bir daha telafisinin hani olmaması gereken bir şeyse yapmamaya çalışırım. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Ama insanlar işte sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor. Ondan sonra psikoloğa gidiyor, psikiyatriye gidiyor. Ya, gidince de işte. İnsanın kendisi psikolog. Sana karşı bir hata yapıyorsan, ben bu hatanın farkına varsam, zaten sen benim evladımsın. Ben sana niye bu hatayı yapayım? Eşime karşı yapıyorsam niye yapayım? Arkadaşıma yapıyorsam niye yapayım? Çevremdeki kişiler bana dedim ya, işte Yaşar'cığım veyahut Yaşar abi veyahut Yaşar amca. Hı. Sen böyle böyle yapıyorsun. Hani hiç de uygun değil böyle. Dedim mi? Ben şöyle düşünüyorum. Bana göre hata olmasa da diyorum ki tamam bu doğru. Neden kesinlikle. Doğru? Çünkü karşılık kişiye yanlış bir hareket olarak geldiyse bir daha da o kişiye o hareketi yapmamaya çalışırsın. Yapmamaz. O konuşmayı yapmamaya çalışırsın. Hayat felsefesi benim biraz ben radikal düşüncelere sahibim. Yok yok senin konuşmalarını var. Çok seviyorlar zaten. Şimdi o radikal aynen. düşüncelerim olduğundan dolayı hani bazen diyorlar bana evet. Yaşar abi senin fikirlerin çok değişik. Doğru ben çok değişik fikirli insanım. Bence çok güzel düşüncelerim aslında var. Aslında hani herkesin benim gibi radikal düşünmesi kadar güzel bir şey yok. Hatayı herkes kendisinde arar. Şey, karşıdakinde arar. Evet. Hayır. İnsan karşıdakinde hata aradığı sürece hata kendindedir. Değil mi? Yanlışı karşındakinde aradığı sürece yanlış senin kendindedir. Ben cebimde param yok, herkesten para var. Hayır. Burada suçlu aranıyorsa insanın yine kendisidir. Hı. Çevrende herkesin cebinde para var da sende para yoksa sen tembel bir insansındır. Sen çalışmayı suçlusun. Sevmeyen bir insansındır. Onun için cebinde para yoktur. Evet, kesinlikle. Ama sen çalışmayı seven bir insansan cebinde paran da eksik olmaz, vücudundan sağlığın da eksik olmaz. Her şeyi de Allah sana verir. Hayatın bakış açıları işte. Bunlar benim hayata değişik bakış açılarım. Tabii benim. Çevremdekiler bence çok güzel düşünceler var. Çevremdekiler diyor, Yaşar abi senin düşüncelerin hani çok güzel. Hani dışarıya yalnız başıma çıktığımda samimi söylüyorum. Çevremdeki arkadaşlarımdan bana oturup benimle şöyle bir 15-20 dakika, yarım saat muhabbet etmek için adam neredeyse lokantayı önüme dökecek. Çay, kahve ne istersem ısmarlıyor. Ya oturuyor abi, yanında konuşuyor. Ya Yaşar kardeşim diyor, arkadaşım diyor. Seninle diyor muhabbet ederken diyor ben diyor rahatlıyorum. Sen i̇şte, diyor güzel şeyler anlatıyorsun. İnsanın senin diyor, konuşman bir de şey. İnsanın diyor rahatlatıcı hani, bir konuşman. İçindeki sıkıntılarını diyor giderecek bir muhabbetim var diyor. Aynen işte. Ben de seviyorum. Ben dışarı çıktım mı hani kolay kolay çay parası vermem, kahve parası vermem, yemek parası vermem. Çünkü çevremdeki arkadaşlar çevresi benim, çok burada. Ya kuyumcu dükkanına giriyorum. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm orada selam. Bile. Ne içersin? Adam diyor ki alışveriş yap. Bana de her zaman söylediği kelime şu. Yaşar abi diyor alışveriş yapmaman diyor önemli değil diyor. Sen diyor gelip burada otur diyor çayını kahveni iç diyor. Senin diyor ayağın bereketli diyor. Gel diyor benim işlerim düzeliyor diyor. Senin muhabbetin de beni çok rahatlatıyor diyor. Ne işte ya. Bir adamın dükkanına her gün gitsem, her gün mesela gazozumun kahvemi içsem bana diyemiyor ki Yaşar abi sen dün de geldin. Niye her gün geliyorum demez. Demiyorlar işte benim çevremdeki insanlar da muhabbetim böyle sevdiği için. Evet burası da küçük yer olduğu için bütün evet esnaflar da birbirlerini yani. Tanıyor. Evet evet tanıyor. Babam da herkesi tanıdığı için burada öyle. Tabii canım. Ya.
Bayağı konuştuk ha. Yaşa. İyi ama. Hayat dersleri hayat, bunlar. Pozitif olun. Enerjik olun. Olumlu düşünün. Enerjik evet. olun. Bak size bir şey söyleyeyim. Bu da bir hayat felsefesi benim. Sabahleyin yataktan kalktınız. Hiçbir yerin ağrımıyor. Düşün. De ki benim sağ ayağım ağrıyor. Bunu kafanda tasarla. Sağ ayağım ağrıyor, sağ ayağım ağrıyor, sağ ayağım ağrıyor. Veyahut da sol kolum veyahut sağ. Ağrır ki o. Yani sürekli bunu düşünürsen inan 41 dakika sonra o organın ağrımaya başlıyor. Tam 41 dakika sürüyor. Hesapladın mı? Hesapladım 41 dakika sonra. Bak, 41 ne alaka diyecekti. O organın da ağrı başlıyor. Ya, sağ ayağım İnsan ne oluyor biliyor musun? Dünyanın bütün negatif enerjilerini o ayağına yönlendiriyor. Veyahut da bütün negatif enerjilerini o koluna yönlendiriyor. Veyahut kafam ağrıyor, kafam ağrıyor dersen bütün negatif evet, enerjilerini evet, başın ağrır. Evet. Otomatikman orası ağrımaya başlıyor. Aa, şaşırdım. Sabahleyin kalktın mı ben çok dincim, iyiyim, enerjiyim de kalkar kalkmaz bir bardak su iç. Bak, aynen, güne başlamaz. Güne başlarken bir bardak su iç. Ondan sonra güzel bir ağır şartlarda ağır derken ben yağlı, yoğulu böyle çok ağır yoğun şey değil. Aynen. Hafif bir kahvaltı. Normal ya. Bir kahvaltı. Hayat sabahleyin kalktın nasıl başlarsan akşama kadar öyle gider. Kesin sabahleyin kalktın enerjik kalktın. Evet. Her şeyinden kendine pozitif hissediyorsun. Tüm gün inanın çok güzel geçer. Aynen enerjik oluyor. Oluyorsun böyle. Cidden. Doğru. Ondan sonra diyorlar çevresinde herkes ya Yaşar abi senin her işin yolunda gidiyor nasıl oluyor? Ya ben hayata pozitif bakıyorum. Dünyanın bütün pozitif enerjilerini. Önemli olan o zaten. Pozitif enerjiler çekiyorum. Pozitif enerji veriyorum etrafıma. Bana da yolla biraz. Her ben zaman yolluyorum. Gerçi yolluyorum her zaman. Buraya gelince pozitif oluyor insan. Niye bu kadar enerjisizler iki kardeş ikinize niye? Aynen doğru. Ondan çünkü işte. Enerji ortamı yüksek, pozitif enerji ortamı yüksek bir ailede yetiştiniz. Aynen kesinlikle. Ben de katılıyorum. Katılıyor muyuz hepimiz? Evet. Katılıyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Hadi ben bakalım. Ben kahvemi içtim siz içmediniz. Hadi bakalım. Ben seni dinlemekten baksana benim kahve kaldı böyle. Ben içeyim hemen bence. Olsun bence çok iyiydi muhabbet. Evet güzel oldu. Teşekkür ederiz konuşmanın için. Rica ederim. Mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar nasihat bazında değil. Tabii. Yani çoğu insan nasihat edilmesini sevmez. Türk insanın nasihata pek yatkın yapısı yoktur. Yoktur, ama aynen. Hani normalde psikiyatriye gidiyorsun, derdini anlatıyorsun. Gidiyorsun bir arkadaşından dertleşiyorsun. Burada da böyle bu muhabbet. Yani dertleşme gibi düşünebiliriz. Yani. Nasihat bazında alırsanız zaten ya, canlarım benim. Dinlemezsiniz. Sen de bizim canımızsın. Ve biz çıktık şimdi. İşte dürttüler bizi arkadaşlar. Yine dondurma alacağız. BİM'e gidiyoruz. Evet anne. Ya canım benim. Kapak fotoğraf. Baby. Kapak fotoğraf. Aklımda şarkılar dolanıyor. Ne şarkısı? Şibili bop 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 bop. www diyor ya. Instagram'da. Bir de baby shark. Du 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 du. Baby shark. Ay öleceğim ya. Ay ben de. Sonra bir tane adam giriyor ya işte. Diyor ya. Evet. O da hoşuma gidiyor. Evet canısın. Number Bank. Neydi o? Ne? Kanalın adı. Number One. Annemle çıldırma show. Evet. Annemle yine kopuyoruz. Yine. Ama piknik videomuzda böcek geliyor ya sana. Ay onu ben senin şeyine koymuşsun ya. Allah seni yapmasın Instagram. Artık gelince de dondurmayı yedikten sonra da yavaştan hazırlanmaya başlarız arkadaşlar. Tabii saçımızı yaparız. Sonra en son makyaj. Evet. Ay onu düşünüyorum ya. Saçımı ne yapsam diye düşünüyorum. Düzleştirici getirdim. Maşa getirmedim bu sefer. Geldik şimdi bir de. Bakalım. Oo buz gibi burası. Sevinmiş. Öyle yani ya. Saçıma ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bir deneyeceğiz bakalım. Aha. Düzleştirip öyle tutabilirim. Tahin. Tahin gelmiş koca. Ana kocaman harbiden. Ne kadar diyor? 70 liraymış. 69.90. Çok iyi. Kaç ama bak 1750 gram. Buradan bir şey almayacağız zaten. Buradan almayalım değil mi? Şuraya bakalım neler var neler yok. Burası da doluydu anneniş. Ay evet. Doluydu hep almışlar. Aa evet bak buradan çok almıştık. İyi. Ben bunlardan kullanıyorum. Ana anneniş bak. Aynısı. Aa, şey kahvaltılık değil mi? Pikniğe falan de. Piknikte de olur. Aa, çok iyi değil mi? Meyve de olur. İşte erik koy, kiraz. Kahvaltılık da olur. Gırgıra bak anne. Aa bir tane saplı gırgır çıkmış ya. Ben ilk defa görüyorum böyle. Bence çok iyi. 6.70. Sepetler. Ne şey çeşit çeşit var. Kap set diyor. Evet. Ne demek istiyor? Ha şey anne. Ölçü kabıymış. Ölçü ha. Ana bak çok iyiymiş. Evet güzelmiş bak. Aa, bak değişik değişik mi? Bir sürü şey var. Var daha doluydu bu. Yuvarlaklar vardı. Hmm.
Hobby Life markası da. Hiç kalmamış anneciğim. İyiymiş aslında ha. En sevdiğim. Çıt çıtlı. Çok rahattır ha o kesin. Dur bakın deneyim. Ay anne öldüreceğim beni. Tam sana göre sanki o. Ana. Kaç numara diyor lan bu? Giydik öyle ama. 37. Ama bana ötüyor sanki anne. Ötsün. Bir de basit ya. Böyle şey çıt çıtlı olduğundan onun hoşuma gitti. Değil mi? Hmm. Ben de bunları giydim. Annem verdi bana. Rengi çok güzel ama değil mi? Pembe. Bunu da BİM'den almış. 70 liraya gelmiş. Ne karar verdin? Alıyor musun? Bilmiyorum ki alayım mı? Evde de var ama ya. Bir sürü yazık ayakkabı. İşte sen bilirsin. İki tane var. Bir tane senin var. Aldığım. Hı hı. Bambu almış değil mi? Bir tane de senin var. Onu hiç görmedim ayağında. Bir kere giy onu da görelim. Bak bir sürü şey gelmiş. Koç seti diyor. Şunlar da indirimde sanırım. Buraya geldiğine göre. Senin ihtiyacın var mı anne bunlardan? Şunlardan. Benim mi? Hı. Yok ya. Aa bak şapkalar gelmiş. Nasıl şapkaymış? Kafam. Tut bakayım bir. Nasıl? Çok güzel. Kaç paraymış o? Al bari. Değişik. Boşuma gitti. Kadın erkek diyor. Tavanı çek anne, tamam mı? Tavanı çekeyim, tamam. Öyle çek. Alıyor musun? Alıyorum. Sen alacak mısın? Yok, ben de şunu alayım. Ne? Bebeğe bak. Konuşan bebek o. Konuşmuyor mu? Ay çok güzel koktu. Şunu alacaktım ben. Şu bebek koktu abi. Çok güzel. Ha, gerçek gibi. Ters dönmüş. Şuna ver bakayım. Kokuyor. Ne bileyim kokuyor mu? Ay çok tatlı. Yakıştı mı kocama? Yakıştı. Aynı gerçek gibi kız. Bacakları macakları falan. Aldım aldım işte. Çok iyi anneciğim. Ben çok böyle iyi yaparım çocuğum olursa. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Hayır sakın. Duvardan duvara fırlatacağım. Fırlatacaksın mı? Ay Allah korusun. Ay tabi tabi estağfurullah. Sen de Ayşe. Tamam. Bunu alıyorum ben. Alıyor musun? Büyümeyen çocuğum var arkadaşlar benim. Bu böyle sabit kalacak. Öyle. İşte neler var. Artık sen kameramancım oldun. Tamam. Hadi yürü bakalım. Ben de böyle geziyorum. Bimin içinde. Gez anam gez. Sen almayacak mısın? Ben almayacağım ya. Bir dakika sana takalım. Ya. Hadi bana tak bakalım bir de. Yakıştı alalım. Ya. Evet altındaki şörtle yakıştı. İki tane var. Hadi git onu da al gel. Kimse almadan al gel hadi. Ha, çok güzel oldu kardeşim. Tamam tamam. Dur bakayım kendime bir. Bak. Aa yakıştı. Rapçiler gibi. Daha da oldu mu? Otur ben de görmek istedim. Aa ne güzel olduk. Baksana. Yakıştı kız. Evet ben de beğendim çok şu an. Çok iyi. Tamam alıyoruz. Tamam. İkimiz de alıyoruz. Karar verildi. Dondurmalar nerede? Dondurmalar. Şimdi biz BİM'i toplayıp gideceğiz yoksa. Vallahi toplayacağız bu gidişle biz. Evet bu gidişle öyle olacak arkadaşlar. Dondurmalar. Başlayalım. Ayşe bak bundan gelmiş. Alalım bir makaron. Tane. Alalım. Fiyatlarına bakmadan asla almıyoruz arkadaşlar. Yoksa hesap yerinde neye uğradığımız şaşırırız. Ben bakarım yani fiyatlarına gerçekten ama. Herkes bakıyordur yani büyük ihtimalle. Dorun dondurmaları 47 lira olmuş arkadaşlar. 47,5. 34,90'dı. Bak vişne, limon, çilek de güzel. Feyre'nin. Tamam onu alalım. O da 18 lira. Baksana kocaman. Evet. Böyle ne daha bu iyi bence. Şapkalarımız kalp biz. Ay çok iyi oldu. Çok güzel. Harika şapkalarımız. Allah. Uçuyor. İki tane çok kalmış iyi ya. Bir tane daha olsaydı Sevim'e de alacaktı. Evet ya. İki tane kalmış. Maalesef. Ben düşündüm de iki tane vardı. Başka neyse ben kalmamış takılırım ya da sen de misin? Ya ben biraz geldiğimde takılır adam. Ya da ben İzmir'e gittiğimde BİM'de bulursam falan. Ha o da falan. Denk gelirse görürsen. Denk gelirse falan alalım. Çünkü fiyatı çok uygun arkadaşlar. Durun. 20 lira. 20 lira verdik. Makaron aldık. Dondurma aldık. Çikolata kahvamda. Aynen. Bir de bunu aldım aktive. Bir de aktive. Yalnız etiketlerini çıkartmıyoruz. Sıfır olduğu anlaşılsın. Bence de sıfır olduğu anlaşılsın. Kullanıldı demesinler. Evet. Evet şapkayı bir de Yaşo'nun üzerinde dönüyoruz şimdi kafasında. Bence o. Ooo Yaşo üstündeki tişört de duydu he. Vay çok nereye karizmatik oldun. Dur şöyle ışıkta. Şu beyaz şeyi keseceğiz yalnız o öyle yok, olmaz. Yok o kesemeyecek o şey oldu ha. Yaşa. Ben terziye yürütüyorum da şöyle kumaşlı çıkar. Ne oldu belli olsun be. Şöyle kumaşlı ki versen. Kumaşlıksın diye ya. Yağmurlu havalarda takacaksın kafanı sallasın. Fiyatı da iyi bence 20 lira. 40 lira falan der diye düşündüm ben. Şimdi her şey zam geldi ya. Bütün şapka 20 lira zaten. Bir yarım şapka 10 lira olmaz lazım. Haklı bakış açısı. Saçım yapıştı yalnız benim tipe bak. Bak benim tipe.
Arkaya geldik şimdi. Eşyaları indirdik. Hepsi yukarıdaydı. Birazdan hazırlanacağız da. Şimdi Hera'yı göstermek istiyorum size. Hera gel bakalım. Hera'yı bayağıdır görmüyorsunuz değil mi? Çak. Hera. Aferin kızıma. Hera kızım. Akıllı kızım benim. Oo, canım benim ya. Akıllı kızım benim o. Oynaşıyorlar 2 saattir annemle. Evet, top oynuyoruz biz kızım kızımla. Benim. Hadi sarılalım gel. Gel sarılalım. Sarılalım benim kızım. Fare nerede? Sarılalım. Fare otur, nerede sarılalım. Hera? Otur sarılalım gel. Gel. Gel sarılalım otur. Otur. Otur buraya. Aferin kızıma aferin. Benim. Aferin. Sarıl. Sarıl benim kızım. Evet. Sarıldı sana bak. Canım benim ya. Seni alacak. Sevo. Seviyorum senin yerine de seviyorum. Sevo. Kara kızım benim. Özledi seni. Seni annen çok özledi Hera. Çak. Ama. Aferin kızıma. Aferin. Aferin Hera'ya. Aferin Hera. Wow. Hadi Sevim. Hani Sevim nerede? Nerede Sevim? Sevim nerede kızım? Hadi Sevim nerede? Gelsin mi Sevim? Yok mu kızım? Gelecek mi Sevim? Neredeymiş gelecek. Sevim? Gelecek. Bak Sevim'e bakmaya gidiyor. Vallahi Sevim'e bakıyor şu an. Hani kapıya bakıyor kıyama. Kapıya bakıyor arkadaşlar. Nerede? Kapıya gidiyor. Vallahi Sevim'e gidiyor. Bak. Ay kıyamam ya. Şaka gibi ya. Sevim yok mu kızım? Gelecek kızım gelecek. Özlüyor Sevim'i tabii ki de. Hadi anneciğim başlayalım mı? Başlayalım. Süslenmeye. Evet. Önce senin makyajınla başlayalım. Aynen benim makyajla başlayalım. Evet annemin elbisesini göstereyim arkadaşlar. Evet, güzel ya. Fıldır fıldır. Çok güzel. Zaten göstermiş miydik? Sanki göstermiştik görecede ya. Değil mi? Ha evet görecede görmüştünüz. Evet. Şöyle fıldır çok güzel ya. Anneme de çok yakıştı. Gayet de böyle üstünde salaş duruyor. Harika duruyor. Kolları da çok güzel. Bugünkü giyeceğimiz elbise annemle aynı sanırım. Öyle mi oluyordu? Benim nasıl de ya? Önünde şey var böyle. Sadece bir detayı var. Kolları böyle yine. Tamam. Bombeli. Olsun. Aynı bu şekilde. Takım olacak annemle. Aynen olsun güzel olacak. Evet bu annemin. Şimdi size yarınki düğünde giyeceğim elbiseyi göstereceğim. Bugün bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle yeni bir video başlatacağım. Size de göstereyim dedim. Kardeşim bana ne almış? Ama var ya üzerinde çok güzel duruyor. Denedim arkadaşlar. Bedeni de oldu cuk diye oturdu. Sevo zaten bedenimi biliyor benim. Böyle. Teşekkür ederiz Sevim. Vallahi çok sağ olsun ya. İyi ki kardeşim var arkadaşlar. Bakın böyle detayı var. Şu göbeği açık sadece. Fıldır fıldır gerçekten. Bakın. Harika. Şifon kuma. Harika. Şey kumaşı şifon. Evet iç de göstermiyor bu arada haberiniz olsun. Şimdi bugünkü giyeceklerimi de. Hatta ben şuraya elbiselerimi çıkarayım bence kıyafetlerimi. Yedek de bunu getirmiştim. Onu bir deneyebilir miyim? Bunu mu? Hı, deneyebilir miyim? Dene. Ama bir deneyeceğim sadece. Bana göğüs kısmı olmadı. Hmm. Biraz dar geldi yani. Öyle mi diyorsun? Yine de oluyor da. Çok şey olmadı yani. Ben benim... bir deneyeyim daha da olur mu? Ha, bir dene bakalım. Bir sürü şey getiriyorum. Bende de böyle bir hastalık var. Sanki bir şey getirmezsem burada donsuz kalacakmışım gibi. Üst tarafı dar. Hmm. Olmayacak o. Evet bugünkü giyeceğim elbise de bu. Zaten ben bunu bir sünnette giymiştim. Size de söyledim zaten. Kolları da bu şekilde. Bak anne. Bakayım. Ana çok güzel. Geçen giydim ya görecede işte. Sevim giy demişti. O da çok olmuştu. Güzel. Evet evet onu giy. Bugün bunu giyeceğim. Siyahlar içerisindeyiz annemle bugün. Olsun. Siyah elbise candır. Evet. Kiloyu da gizliyor. Şöyle korse getirdim ben. Benim korsem farklı anne seninkinden bak. Seninki daha değişmiş. Benimki böyle. Bir korse giyelim. Bu böyle zayıf gösteriyor. Göbeği falan içine çekiyor. Önce o zaman elbiselerimizi giyelim biz. Daha sonra da makyaja geçelim. Öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Ama ben hazırlanıyorum. Tamam. Ve biz üstümüzü giyindik arkadaşlar. Annemle şu an takımız yemin ederim. Takım olduk bak. Baksana anne. Ne güzel olduk ama. İkimizin de kolu böyle. Evet. Çok iyi olduk şu an. Çok iyiyiz. Evet. Şimdi artık makyaja geçiyoruz. Önce annemi yapacağım. Annem saç köpüğünü yukarıda unutmuş. Saçını da artık yukarıda yapacağız arkadaşlar. Aslında böyle giyiliyor bak. Şöyle daha güzel. Değil mi? Böyle aslında. Tabii tabii. Böyle dursun. Onun modeli aslında. Aslında evet. Siyah bir göz makyajı yapacağım sana. Hı hı. Eyeliner çekmek istiyorum. Evet çek. Tabii önce fondöten falan fistan. Onlar olacak. Onları da halledelim. Çok fazla abartı yapmayayım. Abartı yapma. Bana böyle pastel renkler yap ya. Nasıl mesela hangisinden istersin? Kendin. Pastel renk istiyorum ben. Ben şunu düşünmüştüm aslında. Bakalım. Anneme mi? Şu siyahı. Şuradaki siyahı. Onu yapmaya neresi olacak? Şu... göz uçlarına şu kısımlara. Tamam olabilir. Olur değil mi? Olur. Sonra da eyeliner çekeceğim böyle. Çizgi. Valla. Çok güzel olacak. Bak şimdi gör bak. Anneme bunu uygulayacağım bu arada arkadaşlar. Fit Me'nin 106 numarası. Yani 106 değilmiş 105 numarasıymış. Fit Me'nin
Bunu kullanacağım anneme. Mat fondöten, çok güzel kapatıcılığı var. Hatta benim şu an yüzümde ondan var. Sabah ondan sürmüştüm. Hala etkisi var yani. Bayağı güzel. Kapatıcı yapmaya gerek var mı sana bilemiyorum. Göz altlarını. Senin göz altın hiçbir şey yok maşallah. Gerek yok. Ay. Benim göz altımda hiçbir şey yok. Çok güzel ya maşallah. İyi tükürdüm ama. Çok severim böyle kıyafetleri. Evet, sana da çok yakıştı. Tamam. O zaman şimdi başlıyoruz. Önce fondötenle dediğim gibi. Hı-hı. Şöyle, tabii bu da bitmek üzere de çok az kalmış. Neyse artık. Fıstık gibi yapacağım şimdi. Aa baksanıza kapatıcılığı harbiden mükemmel ya. Hoşuna gidiyor değil mi böyle girmek? Hoşuma gidiyor ya. Baksana annemin gözünün altını fondötenle kapatınca yetti şu an. Böyle bir sallana sallana hazırlanıyoruz bu arada. Hemen çıkacağımızdan da değil aslında. Havadan kararmadı şu an. Yok be daha erken anneciğim ya. Çok erken değil mi? 7:30-8'e çeyrek ala falan gitsek önce. Aa kalp oldu bak. Aa. Bir yaptım kalp oldu şu an. Çok iyi. Bakın. Şu an badanam bitti. Bakın şu an fondöten bitti. Hızlı bir şekilde pudramızı çekiyoruz. Evet. Şu an fondötenimizi de sabitleştirdik. Ne güzel bembeyaz oldu kız. Bir göz farına geçiyorum. Zaten büyük ihtimalle seninle aynı renkleri yapacağız. Önce şu kahverengi var ya, şu uçlarını süreceğim. Şimdi dediğim gibi şu siyah var ya arkadaşlar, ondan süreceğim. Saçların geliyor. Sana genç kız makyaj yapıyorum. Güzel. Oluyor. Ay çok güzel oldu kız. Değil mi? Bakayım bir yakından şöyle. Ooo. Şimdi eyeliner yapacağım. Eyeliner yapacağım diyordun. Evet. Rimmel London'ın eyeliner'ı. Klimayı açıyoruz arkadaşlar. Ben şu an iş yapıyorum ya, ter bastı beni. Yemin ederim. Çok odaklandım şu an. Aç bakalım. Evet, güzel oldu. Sen göremiyorsun da ben görüyorum onu. Pek göremiyorum ama güzel oldu makyajım ya. Evet, şu an çok güzel oldu. Sıra bronzer'da. Şimdi şunu allığı yapacağım. Sonra yanlarına bronzer yapacağım yanaklarına. Sonra da highlighter yapacağım. Biraz simli simli görürüz. Nasıl? Bu da harika oldu. Ya siyah göz makyajım ve elbisen çok uyumlu oldu şu an. Ben de şu an kendime böyle bir makyaj yapacağım birazdan. Yapsan da. Evet, hemen hemen aynısı olacak zaten. Evet, evet, öyle olacağız. Şimdi ne kaldı başka? Başka ne kaldı? Aa, highlighter vardı. Dur, onu unuttum ya. Onu diyecektin. Onu unuttum kız. Parlayalım şimdi. Parlayalım bence. Evet. Bak nasıl parladı. Şu an annemin makyajı bitti. Aa, Rimmel. Nasıl bitti makyaj? Aa. Yarım yamalak makyaj yapıyorsun diyecekler. Çok sürmedim, tamam. Çok sürme değil mi? Ha, tamam. Şu an hadi, tamam. Aynen aynen. Gözüm çünkü benim biliyorsun. Evet evet, annemin gözü hassas olduğu için gözüne çok hassas. Uğraşmıyorum şu an rimeliyle. Çok hassas ya. Ya çok güzel oldu. Manyak bir şey oldu. Detaylı tekrardan gösterelim. Şimdi makyaj sabitleyici kullanacağım. Bu da Farmasi'nin makyaj sabitleyici. Onu ne yapacağız? Gözümü kapatacağım sen mı? Sen gözünü kapat. Korkma tamam mı? İlk baş bende de oluyor. Tamam. Şimdi böyle yap. Ha. Yes, 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 yes. www.bombabomba.com www.bombabomba. Benim güzelliğim. Üflesene beni. Kurur o birazdan. Tamam. Sıkıntı yok. Bakın şöyle. Ay. Muhteşem oldu lan be. Şu an çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen rujunu sür yukarıda. Ben de o sıra makyajımı yapayım. Bir şey daha yapacaktım ben, hatırlıyorum. Saçına köpük yapacağız. Getir gelin mi? Getir gel. Hadi getireyim. Sen getir gel, burada yapalım. Aynen. Ben burada kameraya bakıp yine makyaj yapacağız. Evet, sen makyajını yapalım. Gözümdeki farı çıkartacağım. Zaten dudağımda falan ruj hiçbir şey kalmadı. Sonra da dediğim gibi fondöteni tazeleyeceğim. Zaten yüzümde bir fondöten var şu an. Üstünden çok azıcık geçeceğim. Hemen gözümün üstündeki farı önce çıkarıyorum. Hemen hızlı bir şekilde fondötenimi sürüyorum. Yine az önceki anneme sürdüğüm fondötenden süreceğim. Yarın da birlikte hazırlanacağız bu arada. Düğünü de çekeceğim. Tamam. Ben şimdi aynadan kendime baktım. Gayet iyi şu an. Ben de şimdi şu rengi kullanıyorum arkadaşlar. Annemden biraz farklı olsun diye onu kullanıyorum. Ve daha sonra yine aynı şekilde. Ben de bugün siyah göz makyajı düşünmüştüm çünkü. Evet, hemen üstünden çok azıcık sildim arkadaşlar. Bir de şuralarımı sildim. Pudra yaptım o kısımlarıma. Bence oldu. Ben de yine bunu düşünmüştüm. Dediğim gibi eyeliner çekerim diye. Kendime düşündüğüm her şeyi anneme yaptım. Yine aynı şekilde kendime de yapıyorum şimdi. Hemen yine hızlı bir şekilde
Eyeliner'ımızı da çekiyoruz. Ben eyeliner'ı artık çok kısa sürede çekiyorum arkadaşlar. Saniyelik yani. Bence tamam. Bu da oldu. Tabii ki de ben de bronzer'ımı yapıyorum ve bitiriyorum bu makyajı. Çünkü yeterli diye düşünüyorum artık. Çok fazla abartmaya da gerek yok. Nasıl olsa terleyeceğim yani. Bugün bir de çok oynarız biz. Şimdi bizim tayfa orada olacak arkadaşlar. Arkadaş çevremiz, işte akrabalarımız, çoğunluk hepsi orada. Ben de annemle de bugün bayağı bir coşarız diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi de şu küpeleri düşündüm ben. Evet, küpelerimi taktım. Şimdi şu rimeli tazeliyorum hemen. Ruj olarak da ben kahverengi ruj düşündüm. Şu ruju. Çok güzel bir rengi var. Koyu renk. Umarım olur. Olmazsa çıkartıp başka bir renk sürerim. Ben bu ruju çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ruj. Taşan yerlere birazcık tabii el atmam lazım. Ay, uzun zamandır koyu renkli ruj sürmüyordum. Şu an bir hoşuma gitti yani. Hemen saçlarıma geçiyorum arkadaşlar. Bir de bilekliklerimi falan takacağım. Bugün değişik yanıma takılar aldım. Şöyle göstereyim size de. Şunları aldım yanıma. Şunu takacağım, bunu takacağım. Bir de şunu. Üçlü olarak tek bir koluma takmayı düşünüyorum. Size artık son halini göstereyim. Bir saçımı falan yapayım. Geleyim arkadaşlar ben. Ve saçımı da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yaptım. Toka izini de kaybetmek için böyle saçımdan tam aldım. İşte dolandırdım falan. Böyle oldu. Şu önlerinden biraz bombelik yapmaya falan çalıştım. Saçım çok ince telli olduğu için çok fazla modele de girmiyor açıkçası. Böyle yanlardan çıkarttım. Bence iyi bu şekilde ya. Ne diyorsun anne? Çok iyi olmuşsun. Harika olmuşsun. Değil mi? Bence çok güzel. Tamam. Şimdi annemin saçını yapacağız. Ay, güzeller güzelim. O da kolyesini takmış. Damadım bana o çıtır kim dedi. Evet, Hüseyin'e fotoğraf attık az önce. Arkandaki çıtır kim yazmış. Düşüyor Ayşe böyle. Oynarken de düşecek ama. Ne yapacağız bunu çok. Gelenmiş, bayağıdır kimsenin saçına köpük yapmıyordum. Bu da kraliçe gibi. Dur, kapat dursun yukarı bunu. Annem böyle. Evet. Ben çılgın severim böyle. Saçım uzamış ya. Uzadı annem saçları oğlum. Şöyle arkasına bak, şöyle yukarı kalktı, kaldır hep. Tepeme yeseme değmesin. Ama. O zaman düzelecek, sen kaldır bir. Bu biraz kısa saçlılar için değil mi bu model? Biraz öyle de. Senin saç kırığı uzadı yani. Kısa uzadı değil artık. Artık. Ne yapayım, olsun. Tamam, olsun, sen düzel şöyle. Hayır ha. Saç kırığı. Saçın çok iyi. Şimdi... Çok sevip gösterelim size de arkadaşlar. Annem çok beğendi şu an. Evet. Böyle yapışık mı kalacak saçının? Evet, saçın böyle kalacak. Mi kalacak şu an? Böyle kalacak, süper sıkacağız şimdi. Bozulmaz. Ha, getir getir. Sık sık bozulmaz lan. Katamazsan iyice. Hazır yapmışız değil mi? He. Yukarı doğru ha. Şaptır yaptır yaptır ha. Oh, çok güzel. Gözlerine getir. Gözünü kapatsa. Hı-hı. Aynı model kalsın ama. Bozmayın mı? Tamam. Yeterli bence. Öf. Ne sıktık be. Of ya, tam en sevdiğim model. En sevdiğim model. Çok iyi çok iyi. Beğendim. Tamam, hazırız artık arkadaşlar. Çıkacağız birazdan. Biraz bir şeyler atıştıralım. Evet ya, bir şeyler atıştıralım dedik. Ares, ay Ares diyor. Yok başka işim. Şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da çıkacağız arkadaşlar. Size de haber verelim dedik. Annem kendine bakıp duruyor. Çok tatlış oldum. Ay, ışık çok güzel. Biz geldik arkadaşlar. Evet canım, geldik. Şarkımız da mükemmel yalnız. Ay. Yaşam. Siyah siyah olduk hepimiz. Evet. Çok güzel olduk. Güzel oldu. Arka ablamızın düğününe geldik. İşte gönüllerine olsun. Herkes sevinsin. Çünkü düğünde, dernekte, sünnette Allah gecinden versin. Ölüm de ellen dosttan derler. Aynen. Onun için böyle güzel özel günlerde insanların birbirine destek olması kadar güzel bir şey yoktur. Aynen öyle. Biz de geldik düğün sahibine desteklerimizi sunmak için. Şimdi gidiyoruz. Gözde içeride büyük ihtimalle. Şimdi telefonum çalıyor. Burada kim var bakın. İyi aşkım ya, geldik biz de. Ne yapıyorsun oğlum? İyi, baban da burada. İyiyiz. İyi yavrum. Düğüne geldik. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Hepiniz çok şıksınız. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet, düğün sahiplerimiz. Tefide yengeyle Yüksel amca. Merhabalar efendim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Öptük sizleri. Uzaktan biz de seni öptük. Tamam. Makyajlarımız bozulmasın değil mi? Şuraya mı çekiyorsun sen bizi? Video çekiyorum. YouTube'dan izlersin. Kim izleyecek bunu? Aşkan Ayşe Karaman yazacak. YouTube'dan izleyeceksin.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yerim abi, hoş geldiniz. Güzel karşımıza sizden var diyoruz efendim. Thank you.
Yine bir kına gecesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ben gelir gelmez kendimi duşa attım. Çok yoruldum. Bayağı güzel bir düğün oldu. Kına gecesi oldu yani. Yarın da yeni bir vlog başlatacağım. Bunu da haberini vereyim. Yine yarın hazırlıktır, odur budur. Bir de cuma günü birleşecek. Bunu zaten söylemiştim sanırım. Hatırlamıyorum sizlere. Yine böyle bir söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum. Dünden kalan bir yorgunluk vardı. Bir de bugün sabah erken kalktım falan. İkisi üst üste bindi arkadaşlar. O yüzden böyle ayaklarım falan o kadar çok ağrıdı ki. Size anlatamam. Şimdi de geldim burada yatağımda sizlere kapanışı yapmak için. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim çanını da açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda da görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.